Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya'da 2023 şehir buluşmaları programına katıldı. Bakan Yumaklı'yı AK Parti milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, protokol üyeleri ve bazı siyasi partililer karşıladı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Önsay, Kütahya'nın bir tarım şehri olduğuna dikkati çekti. Kütahya pek çok özelliğiyle ön plana çıkan bir şehir. Fakat genelde insanların pek dikkat etmediği, aynı zamanda Kütahya'nın bir tarım şehri olması. Şehir merkezindeki nüfusumuzun %30'u hala köylerle, kendi köyleriyle ilişkilerini devam ettiriyor. Orada da tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor. Ve aynı zamanda şehir olarak 3.4 milyon metrekare olan tarımsal alanımızın 3.1'ini işleyebilen durumdayız. AK Parti Milletvekili Mehmet Demir, kent için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Kütahya milletvekilleri olarak, AK Parti İl Başkanlığı ve Teşkilatı olarak Kütahya için çalışmaya devam ediyoruz. Bakanımız da bu konuda bizlere her türlü desteği veriyor. Milletvekili Adil Biçer de Kütahya'nın her alanda potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Kütahya'mız hem bir sanayi şehri, hem bir tarım, hayvancılık ve orman şehri. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın ilimizi teşvikleri bizleri ziyaretiyle onurlandırmıştır. Kütahya'mızın Sayın Bakanım dinamikleri çok fazla. Az önce de saydığım gibi tarımdan hayvancılığa, ormana, turizme, sanayiye varıncaya kadar her alanda çok kıymetli potansiyelleri var. Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise tarımsal ve hayvancılık anlamında hükümetin destekleri olduğunu ifade etti. AK Parti iktidarımızla birlikte geride bırakmış olduğumuz 22 yıllık süreci dikkate aldığımızda tarımsal ve hayvancılık anlamında hakikaten iktidarımızın, hükümetimizin çok ciddi destekleri var. Şehrimizi bu manada ele alacak olursak da hakikaten Kütahya'mız biraz önceki il başkanımızın ve milletvekillerimizin söylediği gibi tarım alan anlamında yüz ölçümünün yaklaşık %30'u, orman olarak da %50'sinden fazlası bu şekilde. Elbette Kütahya çok kendi nevi şahsına münhasır bir şehir. Sessiz, sakin ama güçlü. Bu manada ülkemizin nadide göz bebeği illerinden birisi. Son 15 günde dünyada önemli toplantılar yapıldığına vurgu yapan Bakan Yumaklı, toplantılar hakkında detayları paylaştı. Son 15 günde dünyada çok önemli toplantılar yapıldı. Bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı ve dünya gündemini uzunca bir süre domine eden G20 zirvesiydi. Bir diğeri benim de katıldığım Dünya Gıda Örgütü ile birlikte 9 ülkenin tarım bakanlarının iştirak ettiği küresel gıda krizi ile alakalıydı. Ayrıca bu süreç içerisinde yine Asya ülkelerinin kendi içlerinde buna benzer toplantıları oldu. Bu toplantıların ana konusu gıda arz güvenliğiydi. Bu nedenle İşte bu yeni normal dediğimiz ve biraz önce iklim değişikliğinden tutun da jeopolitik risklere kadar, doğal afetlere kadar bütün hususların sadece bizim ülkemizi değil, dünyadaki bütün ülkeleri benzer şekilde etkilediğini görmemiz ve düşünmemiz mümkün. Dünyadaki bütün ülkeler işte bu yeni normallerden etkilendi, etkilenecek ve etkilenmeye de devam ediyor. Üretimden gıda arz güvenliğine kadar, bunların ticaretinden lojistiğe kadar, yatırımlarından pazarlamasına kadar, tarımsal altyapının nasıl geliştirilebileceğini ve sürdürülebilir üretimin nasıl olacağına kadar her alanda yapılması gerekenler tartışılmaya başlandı. Kütahya'nın önemli doğal zenginlikleri olduğunu belirten Yumaklı, bakanlık olarak kente son 21 yılda 10 milyara yakın destek verdiklerini söyledi. İllerimizin tarım ve orman potansiyelini bizler ne kadar etkin kullanırsak, altyapısını ne kadar güçlendirirsek, güçlü Türkiye'nin önünü de o kadar hızlı açmış olacağız. Bu manada başta söyledim, Kütahya'mız da çok önemli illerimizden bir tanesi. Önemli doğal zenginlikleri var. Bitkisel
ve hayvansal üretim açısından da önemli avantajları var. Her şeyden önce lojistik avantajı var. Birçok ilin şöyle bir pergel gibi düşündüğünüzde yaklaşık 300 kilometrelik bir mesafede ülkemizin önemli illerine çok hızlıca ulaşabilir bir noktada. Dolayısıyla ülkemizin önemli bir sebze ve meyve üretimi merkezi olmaya talip bir il. Kütahya'ya bakanlık olarak son 21 yılda 10 milyara yakın tarım orman su alanında destek verildi. 168 tesis hizmete alındı. 20 baraj, 7 gölet ve bir yeraltı depolamasıyla yıllık yaklaşık 146 milyon metreküplük bir su depolama hacmine ve kapasitesine sahip oldu.